Ayasofya. Yaklaşık 1500 yıllık tarihi içinde barındıran, hiç şüphesiz İstanbul'un, hatta dünyanın en önemli şaheserlerinden biri. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında büyük kilise olarak adlandırılmış. 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya kutsal bilgelik olarak tanımlanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği başkentin en büyük kilisesi olarak katedral işlevi görmüştür. 1. ve 2. Ayasofya çıkan halk ayaklanmaları sonucunda yıkılmıştır. İmparator Justinianos tarafından yaptırılan günümüz Ayasofya'sı ise 5 yılda bitmiş ve 537 yılında ibadete açılmıştır. Rivayetlerde Ayasofya'nın açılış günü İmparator Justinianos'un mabedin içine girip "Tanrım, bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun." dedikten sonra Kudüs'teki Hazreti Süleyman mabedini kastederek "Ey Süleyman, seni geçtim." diye bağırdığından bahsedilir. Efsanelere yüzyıllar içinde kulaktan kulağa yayıldıkça yayıldı. Ayasofya'nın araştırdıkça keşfedecek, keşfettikçe hayrete düşeceğiniz onlarca sırrı var. 9 yıl boyunca efsaneler hakkında araştırma yapan Dr. Ferhat Aslan, Ayasofya Efsaneleri adlı kitabında Bizans'tan Cumhuriyet'e kadar Ayasofya ile ilgili efsaneleri kronolojik ve detaylı bir şekilde anlatıyor. İşte bu efsanelerden bazıları. Ayasofya'nın inşaatında çalışan ustalar bir gün yemeğe giderken araç gereçlerini genç bir işçiye emanet etmiş. Bir süre sonra inşaat alanında ortaya çıkan kişi gence "İş çok uzun süre bırakıldı, artık ustaları çağırmalısın." deyince delikanlı araç ve gereçleri bırakıp gidemeyeceğini söylemiş. Bilinmez kişi de "Sen gelene kadar onları korurum, buradan bir yere ayrılmam." diye cevap vermiş. Delikanlı durumu ustalara anlatınca imparator delikanlıya gördüğü adamla ilgili sorular sormuş. Ve bunun bir melek olduğuna inanarak delikanlıyı başka bir memlekete göndermiş ki kıyamete kadar melek Ayasofya'yı bekleyip korusun. Bu kadar efsane arasında Ayasofya'ya giden herkesi büyüleyen gösterişli kapıların da bir hikayesi var elbette. Ayasofya'nın birbirinden heybetli 361 kapısı bulunuyor. Ancak 101'i diğerlerinden büyük olan kapıların tılsımlı olduğu söyleniyor. Çünkü bu kapılar ne zaman sayılsa ortaya fazladan bir kapı daha çıkıyor. Ayasofya'nın en etkileyici sırlarından biri de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunması. Anlatılanlara göre imparator tarafından Kudüs'ten getirtilen bu emanetler Ayasofya'da gizli bir bölmede saklanıyor. Bu emanetlere Ayasofya'nın ev sahipliği yapmasındaki sır ise Hazreti İsa'nın 40 bin sene sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılması. Namı diğer ağlayan direğin bir zamanlar Meryem Ana'nın evinde olduğu düşünülmekte. Bir gün Meryem Ana'ya Hazreti İsa'nın yakalandığı ve işkence edildiği söylenmiş. Hazreti Meryem onun işkence görmesine dayanamamış ve gözyaşlarına boğulmuş. Gözyaşı damlalarından biri yaslandığı bu sütunu kezzap gibi eritmiş. Ayasofya yapılırken bu sütun Ayasofya'ya getirilmiş ve kilise bu sütunla kutsanmış. Bu nedenle kutsal olarak görülen sütun hakkında pek çok hikaye bulunuyor. Günümüzde Ayasofya'yı ziyaret edenler, Meryem Ana'nın gözyaşıyla oluşan deliği parmaklarıyla çeviriyor ve dilek diliyor. Sütun bu sebeple dilek sütunu olarak da biliniyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ilk cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığını da yaptığı namaz sırasında iki kez namazı bozuyor. İlk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri aldığında cuma namazını ancak kıldırabiliyor. Cami ahalisi bunun sebebini sorduğunda ise şu cevabı alıyor. "İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görünsün. Bu niyetle birinci ve ikinci tekbirlerde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne geldi." diyor.
Cemaat bunun nedenini Fatih'in hocası olan Akşemseddin'e sorduğunda ise olayı şöyle açıklıyor. Hazreti Hızır saf tutmak için gelirken terler direğe, yani Meryem Ana'nın ağlayan sütununa parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü. Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması. Yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde 3. sütunun üzerinde Hazreti Hızır tarafından yazıldığı iddia edilen kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor. Sütunun üzerinde ise tam olarak şöyle yazıyor. 18'inde Yevmi Pazar, sene 1038 yazılı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi görevini Akşemseddin'e veriyor. Cuma namazına yetiştirilmeye çalışılan Ayasofya'da ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, ilerleme olmaması üzerine Akşemseddin bunun sebebi olarak şeytanın işçilere verdiği vesveseler olduğunu anlıyor. Bunun üzerine dua edip Allah'a yakaran Akşemseddin'in duaları kabul oluyor. Ve Allah şeytanı Ayasofya'daki bir mermere hapsediyor. Ayasofya efsaneleri arasında en çok şaşırtanı kutsal kase ile kaybolan papaz bana göre. İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da vaaz veren bir papazın kasenin Müslümanların eline geçmemesi için bir kapıdan geçip kaybolduğu söyleniyor. Efsaneye göre papazın kapıdan geçtiğini gören Müslümanlar papazın arkasından koşsa da kapının dümdüz bir duvara dönüştüğünü görüyorlar. Efsaneye göre papaz hala kutsal kase ile birlikte orada beklemekte. Papazla ilgili söylenen bir başka rivayet ise İstanbul Hristiyan dünyası tarafından geri alınırsa kapının o zaman açılacağı, papazın da kaldığı yerden vaazına devam edeceği yönünde. Ayasofya camiye çevrilirken bu mabedin bir İslam mabedine dönüşmesini sağlamak için yapıya pek çok İslami motif eklenmiş. Bunlardan biri Ayasofya'nın kubbesine yazılı olan Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti. Allah, Hazreti Muhammed ve dört büyük halifenin isimleri de levhalara yazılarak asılmış. Cumhuriyet döneminde Ayasofya camiden müzeye çevrileceği zaman bu levhaları Ayasofya'dan çıkarmak istemişler ancak çok çabalamalarına rağmen bu levhaları çıkaramamışlar. Çünkü levhaların kapıdan geçmesine imkan yokmuş. Zaten bu levhalar Ayasofya'dan çıkarılamasın, yapı yeniden kiliseye dönüştürülemesin diye Ayasofya'nın içinde giriş kapılarından daha büyük olarak yapılmış. Ayasofya'nın güneydoğu tarafındaki kubbelerden birinin desteğinde yerden tam 6 metre yükseklikte bir iz bulunuyor. Pençeye ya da büyük bir ele benzetilen iz hakkında çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in atının korkması sebebiyle bu sütuna elini dayaması. Atın hareketlerinin ise bu sütunu tahrip ettiği söyleniyor. Hikayeyi cezbedici kılan ise yerin 6 metre yüksekliğindeki bir bölgeye atın ulaşması. Ayasofya'nın kıble kapılarından ortada yer alanın içerisinde bir tabut bulunuyor. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülüyor. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabutun üzerindeki kubbede ise 4 adet melek figürü bulunuyor. Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleriyle tabut arasındaki ilişki incelendiğinde tabutun yerinden oynatılması halinde Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülmeye başlanmış.